Bir şey var. Kızıl goncalar. Senin dediğin ıslak hamburger. O sosuna linci geliyor şu anda. Bir yıl oldu o iğrenç espriyi aldık mı? Ona göre bir karşılık vereceğim. Bob Show'un yeni bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yine Zekeriya Köy'deyiz. Hocamla beraber Yüksel'le Emre'yi kovduk. Çünkü muhabbet çok bayıktı. Çok. Aşırı sıktık. Uyuttular bizi, uyuttular. Yani gerçekten kötüydü ve onun yerine arkadaşlarımızı davet ettik. Arkadaşlarımıza büyük bir alkış, vay be! Böylece etkileşimli bir şekilde arkadaşlarımızla burada sohbet, goy goy, boş yapma yapacağız. Tabii ben yancı olduğum için benlik bir sıkıntı yok. Yani bir kaos, bir karmaşa, bir linç girişimlerinde sorumlu Barış Okan Belovacıklı'dır diyorum. Her türlü linçi üstlenirim. Hiç sıkıntı yok. Yani gerçekten linçlere karşı bağışıklık olduğumu düşünüyorum. Onun dışında da arkadaşlarla böyle soru cevaptan ziyade böyle güzel, interaktif bir muhabbetimiz olacak. Ekip tam ağır sağlam yalnız. Hocam ekip ağır sağlam ama. Tahmin ettim. Hatta bak biz burada oturuyorduk. Çok erken gelenler oldu. Oturuyoruz, bekliyoruz. Şuradan geçiyorlar tesisin çevresi. Dedim bu kesin ağır sağlamcı. Bak bu da ağır sağlamcı. Ağır sağlamcılar böyle şeyini belli ediyor kendisi. Bu bölümlük ağır sağlamdan davet ettim. Aha. Ama tabii ilerleyen bölümlerde aşağıdaki yorumlardan da ama alabilirim. Beni sevmeyecek kadar da ağır sağlamcı değilsinizdir değil mi? O kadar da fanatik. Az çok beni de bilip takip ediyorsunuzdur inşallah. Yok hocam, zaten seni benden daha çok seviyorlardır. Hocam zaten ikinizin hemen hemen takipçileri aynı sayılır. Evet, ortak bir kitlemiz var. Şey gibi, ne ittifakı diyelim neyse. Bir şey ittifakı demeyelim de. Aman hocam, ittifaklar bitti. Yani şöyle İş birliği diyelim hocam. Ben adaylıktan çekilirsem benim takipçilerim ona gider filan. Nasıl hocam? Hadi bakalım. Görüşmeyeli. Bir yıldır görüşemiyoruz Furkancığım. Bir ay oldu ama değil mi teknik olarak? Evet. Evet, miladi takvime göre bir ay oldu. 2024 yılındayız. 2024'te hepiniz için güzel bir sene olur umuduyla buraya geldim ama çok da sanmıyorum. 2024'te de arkadaşlar bir şekilde dişimizi sıkmamız gerekir mi? Bence gerekir. Hocam diş de sıkacağız, kemer de sıkacağız. Evet. Hatta burada adını veremeyeceğimiz ve sıkacağımız birçok yerimiz daha olacaktır arkadaşlar 2024 yılında, emin olun. Ama gençler sıkar ya. Gençler taşı da sıkar, suyunu da çıkarır. Gençken kolay öyle şeyler biraz daha. Yani. Fizyolojileri gereği kolay yani. Yoksa katlanmak oldukları durum gerçekten zor. Bizim de içinde zor, sizin için de zor ama onlar halleder. Yani ben de öyle düşünüyorum. Halleder. Enerji yüksek. Hayaller vardır arkadaşlarımızın illaki. Olmaz mı ya? Olmaz mı? Of. Mesela senin hayalin var mı? Benim şu andaki en büyük hayalim arkadaşlar Ankara'ya gitmek, yatmak, uyumak. Yani eminim yani bu size çok komik geliyor da benim hayaller artık daha kolay, böyle yapılabilir, kısa vadede ulaşabileceğim hayaller. Ama sizin eminim ufkunuz tabii çok yüksek olduğu için siz şu anda 55 milyon doları basıp uzaya gidecek ufkunuz, hayaliniz vardır diye düşünüyorum yani. Önce onu kazanacaksınız. Onu da nereden? İşte kriptodan, borsadan, oradan buradan 55 milyon dolar. Ondan sonra ver Elon Musk'a parası neyse git uzaya. Ama öyle kolay da olmuyor o işler değil mi? O bayağı bir testlerden geçiyorsun. Hocam. Alper yani, Gezer Avcı. Bu Alper arada Gezer tebrik Avcı. Edelim. Yüreğimizi kabarttı, gururumuzu okşattı. Uzaya giden ilk Türk vatandaşı, ilk Türk etnik olarak, etnisite olarak değil de vatandaşlık olarak, ilk Türk Cumhuriyeti vatandaşı olarak. Aslında böyle biraz da basit karşılıyoruz. 55 milyon dolar vermişti de yani 55 milyon doları vereni almıyorlar. Yani binlerce kişi arasında o fiziksel uygunluğa sahip olması lazım. Hocam, yani biraz araştırdığım kadarıyla Alper Gezer Avcı zaten çok iyi bir pilot. Aha. Mühendis. Evet. Yani her numara var adam. Numara adam var. Gezer Avcı hocam yani. Gezer Avcı, soyisim evet, soyisim yani. Çok iyi. Bir de dediğimiz gibi o fiziksel dayanım gösterilebilecek bütün testleri geçmiş olması da gerçekten takdire şayan. Yoksa 55 milyon dolar bir şey değil. 55 milyon dolara biz Ankara'ya iki tane Velociraptor heykeli almıştık Parkımız var bizim bir tane. 55 milyon dolar bir şey değil. Küçük plastik heykeller yani. O yüzden kutluyoruz. Uzaya da gitti. Uzaydan da ilk açıklamasını yaptı. Yüce Önderimiz Atatürk'ün istikbal göklerdedir şiarı üzerine biz buradayız dedi. Bazıları çok sevindi, bazıları göt oldu. Fezanın fethi diye böyle uğurlayan bir tane vardı. Onlar ilk laf onu olduğu için. Ama böyle bir toplum birleşti gibi sanki hocam. Birleşti yani, abi ya. Hani bizim var ya, ya biz Türk toplumu olarak şöyle bir şey lazım birleşmemiz için. Her şeyi birleşiriz abi. Biz kapı gıcırtısına birleşiriz. O kadar seviyoruz birbirimizi. Yani bak
80 milyonu 80 milyonu. Çok az münferit vardır gerçekten içeride. Bu toplum mutlu olmasın, aramızda hizipleşme olsun, kutuplaşma olsun, birbirimizden nefret edelim, bölünelim. Ama gerçekten çok azdır. Gerçekten. Hiçbir siyasi görüş vesaire hiç fark etmez. Yıllardır bak ben 40 yıl aşkındır bu vatan üzerinde yaşıyorum. O siyasi görüşten buna geçtiler, ona geçtiler, şuna geçtiler ama dostluklar hiçbir zaman bozulmadı abi. Bir maça bakar. Bak futbol, voleybol fark etmez. Bir milli maçta bir gole bakar ya. Yenilsen de bak son dakikada atılan bir gol bizi yine birleştirir abi. Biz öyle bir milletiz. Yani biraz da böyle duygusal yapılı bir insan olmamızdan da karakterimizin bu toprak, bu coğrafyada yaşayan insanların böyle biraz daha duygusal yapılı karakterde insanlar olmasından da kaynaklanıyor. Nereden anlıyorsun? Bak git herhangi Anadolu'nun bir köyüne git. Oğlum diye karşılarlar kapılarda seni. Otururlar akşam yemeğine, sofrasına, yatacak yerin yoksa verirler, ederler. Öyle ilgilenirler. Çünkü sürekli böyle gittiğim için kamplarda falan görüyorum. Böyle duygusal bir milletin diyorum ya birleşmek için şöyle bir şey olsun. Uzaya çıkalım abi. Bir şeye gidelim abi. Yeter. Pat hemen halaya gireriz. Kol kola gireriz yani. Öyle hocam. İnşallah bu yaz zaten şampiyona var. Şampiyona güzel geçerse şöyle bir moral olur yani evet, bize. Evet evet olur. Kadın voleybol çok başarılı oldu geçen sene de. Hı-hı. Kadın voleybol biliyorsunuz hocam bizde çok kimsenin izlediği bir şey değil maalesef. Evet. Yani daha çok öyle bir spor kültürü de yok. Yok. Farklı branşlar için. Ya futbolda bize futbol yani. Lazım abi. Yani bize futbol lazım değil. Benim de çok şey takip ettiğim bir konu değil ama gerçekten halkın büyük çoğunluğunun ilgisini uyandırabilecek konu futbol olduğu için futbolda daha o coşku yaşanacak. En son o coşkuyu nerede görmüşüm biliyor musun? Senegal maçında görmüşüm. 2002. Evet, İlhan Mansız'ın golüyle Senegal'i yendiğimiz zaman öyle bir coşku yoktu. Ama yalan olmasın Galatasaray'ın UEFA'da Milan'ı elediğindeki coşku çok daha büyüktü abi. Muazzam hocam sen coşkuydu. Futbolla ilgilenmiyorsun ama bunları hissettin yani, yaşadın o dönem. Evet abi, yani ilgilenmiyorum. O zaman demek ki sağlam bir coşku varmış. O dönem çok büyük sağlam bir coşku vardı. Hele yani Galatasaray'ın UEFA'da Milan'ı elediği geceyi unutamıyorum yani. Böyle bir şey yer yerinden oynadı. Her yerde Türkiye'de. Şey bir o nokta, bir tabii ki Arsenal'i yendiği, kupayı aldığı nokta, bir de Türkiye'nin işte Senegal'i elediği, İlhan Mansız'ın golüyle elediği nokta. Ben hayal meyal yani 2002'yi hayal meyal hatırlıyorum. Arkadaşlar zaten hiç hatırlamıyorsunuz. Ha yok değil mi? Onlar hiç hatırlamaz Senegal 2002. İlhan Mansız'ı bilirler ama. Onu biliyoruz. Senegal'i de bilirsiniz Afrika'da. Brezilya maçında yaptığı çalımı hatırlıyorum ben bir Roberto Carlos'a karşı. Evet evet. İmansız çalımı. İman. Onları hayal meyal hatırlıyorum yani. Yani inşallah bu yaz güzel bir şey izleriz. Ey yamsız kayyumsuz. Olur. Çünkü güzel bir kadro var. Ama hayırlısı yani. Bir de şey yani diyoruz ya şimdi biz böyle pesimist başladık konuşmaya işte sıkıntılı zamanlar yıllar geçeceğiz. O da bence son zamanlarımız. Sıkıntıyla geçireceğimiz son yıllarımız değil bile belki. Son aylarımız. Ondan sonra gerçekten. Çünkü gerçekten çok ülkemi o kadar çok seviyorum ki bu ülkenin başına kötü bir şey gelebilme ihtimalini ben yok gibi görüyorum. Her zaman çünkü doğada ve hayatta şöyle bir inancım var. Yani iyiler mutlaka kazanır diye bir inancım var. Ben toplumumun genelinin iyi olduğuna inandığım için o yüzden başımıza gelecek her şey çok güzele doğru gidiyor diye düşünüyorum. En azından hüsnü zanım o yönde diyeyim. Mutlaka hocam. Dün bir şey gördüm. Tesadüf bununla alakalı söyleyeceğim. İşte ekonomik sıkıntılar ve enflasyon tabii ki Türkiye'deki kadar olmasa da dünyada da var. Bir tane firma hocam, bu firmada tişört üretiyor ve küçük bir firma yani. İşte Bob Jim gibi, Ağır Sağlam gibi böyle yani bizden büyüktür de ufak çaplı bir firma bir paylaşım yapmış. Diyor ki son yıllarda diyor artan fiyatlara karşı diyor biz de diyor ne yapacağımızı düşündük ve fiyat düşürmeye karar verdik. Bütün diyor işte operasyonumuzu kontrol ettik, eksikleri fark ettik. Nereden kaliteyi düşürmeden fiyatı kırabileceğimiz şey varsa onları bulduk. Ve bu saatten sonra işte size 3 dolar daha ucuza, 5 dolar daha ucuza tişört satacağız diye bir paylaşım yapmışlar. Tamam. Benim de çok hoşuma gitti. Yorum yaptım altına yani. Dedim siz dedim harbiden adamsınız yani. Çünkü hani bunu düşünmesi ve bunu dile getirmesi bile güzel. Hani açık konuşayım. Ben de böyle çok yaptığım işten keyif almaya çalışıyorum. Düzgün iş yapmaya çalışıyorum. Ama böyle bir indirim falan bulsam bir yerden ya da masrafları bir şekilde kısabilsem en azından zam yapmazdım yani. Hani o kârı kendi cebime yazmaya çalışırdım. Yani bir yerde insanların sabah uyanıp kendi komünitesine, kendi işte müşterilerine, takipçilerine bir şeyler yapmak için heyecan duyması ya bana çok olağanüstü ve keyifli geliyor yani. Şimdiye kadar da galiba bundan daha böyle fazla zevk aldığım bir şey hiç olmadı. Yani
böyle rüzgar olsun ya da sinyal olsun diye söylemiyorum ama takipçiler için çalışmak, onlara bir şey üretmeye çalışmak, işte ücretsiz bir hizmet sağlamaya çalışmak hani her şeyden çok daha keyifli geliyor bana. Hani bu alıcı eminim, olarak herkes için böyle değil mi? Alıcı olarak diyorsun. Yani ben kendi aldığım keyiften bahsediyorum. Hı, tamam. Hani örneğin bir ürün ürettik ya bir şey ürettik. Sen satıcı olarak diyorsun. Satıcı evet, olarak da çok büyük satıcı keyif olarak. Yaşıyorum diyorsun. Ya da yayıncı olarak yani bir hani fiziksel bir şeyden bahsetmeyelim de bir ürün ürettik. Ha, evet. İşte web sitesi yaptık, bedavaya verdik mesela. İnsanlar da çok fayda alıyor. Ya bunun keyfi başka hiçbir şeyde yok. Yani son zamanlarda onu düşünüyorum işte. Eskiden YouTube ilk bizim girdiğimiz zamanlar ve hatta hocam senin de ilk girdiğin zamanlar daha çok böyle sosyal komüniteyle alakalı bir şeydi. Mesela takipçiler bize söverlerdi bir şey satmaya çalıştığımız zaman. O çok iyi değildi. Ama daha duygusaldı yani insanların ilişkisi. Ve birbirimize mesela işte mail atardık, teşekkür ederdik, işte hediyeler verirdik falan. Ne bileyim yani çok daha dostaneydi. Son zamanlarda her şey izlenme ve paraya dönüştü. Yani en azından ben öyle hissediyorum. Her şey yani bütün yorumlar, bütün sosyal medyadaki ilgi, alaka her şey o izlenmeye odaklı. Nasıl daha fazla izlenebilirim? Ya da işte büyük firmalar da tabii artık sosyal medyada nasıl para kazanırım? Hani her şey daha ticari. Onu düşündüm geçen ve dedim ya ne kadar farklı bir yol almışız. Hani burada arkadaşlarının da fikirlerini merak ediyorum. O eski bağı sanki hissedemiyoruz takipçilerimize. Çünkü takipçiler de bunu kaybediyor. Takipçiler de bize otomatik olarak işte izlenme veya para olarak bakıyorlar. Biz de hayata işte izlenme ve para olarak bakıyoruz. Yani en azından bakmamaya gayret ediyoruz ama yine trend o tarafa doğru gidiyor. O böyle beni çok çarptı yani. TikTok'tan sonra işte daha fazla içerik üreticisi olmasıyla beraber falan hep böyle bir Matrix'in içindeyiz ve daha fazla izlenmeye çalışıyoruz. Daha fazla izlenmeye çalışıyoruz. Ya hakkımızda hayırlısı açıkçası. Bu o manevi duyguyu kopardığı için lezzet de alamıyoruz artık yayıncılığımızdan. Yani her gün geçen her yılla beraber koparılan her manevi duygunun sayısı artacak. Çünkü şöyle söyleyeyim ama onlar sana göre manevi duygular. Bana göre manevi duygularda işte ne bileyim kartpostalların tedavülden kalkmasıyla koptu. Anneme göre manevi duygularda çok daha başka şeylerle koptu vesaire. Senin için manevi olan şey büyük bir ihtimal yeni arkadaşlar için hiçbir şekilde maneviyatlarında bir şey uyandırmıyor. Onların da belki şu anda YouTube sosyal medya mecralarında yaşamış olduğu hatıralar ve anılar da büyük bir ihtimal 20 sene sonra kopacak. Şu anda da ki şeyler onlara çok kıymetli gelecek ya 20 sene sonraki gençler için olacak yani. Bu hep böyle gidecek. O yüzden ama bizim bakış açımızdan en nihayetinde ortak bir bakış açımız var. Gidişi doğru gerçekten bizim manevi değerlerimiz kopuyor. Ama belki gerçekten onlar sizde bir şey de uyandırmıyor olabilir. Yok gayet böyle benim için bunda etik olmayan bir durum yok ya da zararlı, vicdana uymayan bir durum yok. Ben böyle daha keyif alıyorum. O da tüketsin, ben de tüketeyim. Tüketime doğru gidelim, günü hızlı yaşayalım vesaire. Çünkü diyorum ya sizin mevcut koşullarını, bu koşullara doğduğunuz için onlar size doğal geliyor. Zaten biz de büyük bir ihtimal bu doğal koşullara ayak uyduramayıp neslimiz tükenecek. Sizin nesliniz devam edecek. Sizin neslinizden türeyenler de buna daha iyi adapte olarak gelecek dünyaya zaten. Buna da doğal seleksiyon diyoruz abi. Ya üretim manasında kalite kesinlikle artıyor. İşte daha eğlenceli içerikler, daha iyi eğitici bilgiler vesaire. Fakat ya her şeyin izlenme odaklı olması, nereye gidersem gideyim insanlar izlenme soruyorlar öyle. Mesela. İşte ne kadar izleniyor, ne kadar takipçisi şöyle böyle. Yani o ama bu senin suçun değil. Yani şimdi sistem seni öyle bir itiyor ki böyle uçuruma doğru, uçurum demeyeyim de bir noktaya doğru öyle gidiyor ki artık sağından solundan kaçıp da geriye gidebilme ihtimalin yok. Sistem seni ya sistemle beraber aynı yöne doğru gideceksin ya da bu sistem üstüne doğru geliyor ya buna doğru gelmeye çalışırsan altında kalıp ezileceksin, seni ezip geçecek. Evet. Sen de yok olacaksın. Ağır sağlam diye bir kanal olmayacak. Çünkü o paralellikte gitmen lazım. Giden bir araçtan atlamak istiyorsan aracın yönüne doğru atlarsın ki savrulup uçmayasın diye. Orada kararını sen vereceksin. İşte maalesef dünya sürekli evrilecek abi. Sürekli dünyanın bir evrimi var. Sizin de sosyal bir evriminiz var. Ya o evrime adapte olacağız
ya da dediğimiz gibi köşemize çekileceğiz. Yani bence sosyal medyanın gerçek olmadığını, yani birçok şeyin gerçek olmadığını bilen insanlar bu sahteliği hissediyor. Yani ben hissediyorum açıkçası. Yani birisi izlenmek için bir şey yapıyorsa bu bana antipatik geliyor ve ben izlemeyi tercih etmiyorum. Bunu ben böyle düşünüyorum. Çünkü güzel. Ama doğallığı sağlamak bence insanın doğasında tamam. var. Ama yani, şöyle bir şey. İşte her malında bir alıcısı var. Bazısı tabii. doğal içerik istiyor. Tamam mı? Ama herkesin doğal içerik anlayışı da farklı. Şimdi doğal içerik isteyenleri bir kenara koyalım. Onlar da bu sefer kendi arasında. Şimdi senin doğallıktan anlayışın önemli olan benim samimi bir şeylerle söylüyorum. Yani gerçek bir şeyler. Ben hayatımda da bu gerçeği savunuyorum ama ekran karşısında da bu gerçeği savunuyorsam. Senin doğallık anlayışın o. Ama başkasının doğallık anlayışı da işte konuşurken küfür ediyorsa, yere tükürüyorsa... Ne bileyim bağırıyorsa filan, yanındakine şaplak atıyorsa filan, doğallık budur. Onun içinde doğallık. Herkes işte diyorum ya, yaşadığı çevrenin doğallığına göre kendine bir doğallık arıyor. Yani o da kendi arasında çok ayrılır. Ama tabii tamamen çöp demiyoruz abi sosyal medya. Tamamen çöp demiyoruz yani. Önemli olan işte bir araya gelebilmemiz. Sen böyle bir beklentin var. Ben de... Böyle bir adamım, ikimiz bir noktada buluşabilirsek sosyal medyada, çünkü o kadar büyük bir okyanus ki birbirimizi bulabilmemiz de çok zorlaştı artık. Eskiden fitness yazınca 3 isim çıkarken şimdi fitness yaz 3 milyon isim çıkıyor. Yani birbirimizi bulmamız da çok zorlaştı ama elinde sonunda herkes bir şekilde kendine ait bir şey bulacak. İşte Furkan'ı takip edenler, Barış'ı takip edenler, Mustafa'yı takip edenler ayrılacak. Mutlu bir şekilde bence yollarına devam eder. Onlar da hiçbir zaman kaybolmaz yani. Ben şunu eklemek istiyorum. Aslında hani bu sosyal medya olayı bence biraz ya sektörleştiği için. Yani eskiden mesela senin dediğin hani daha takipçi ve yayıncı ilişkisi daha samimiyken. Hı hı. Hani gerçekten insanlar açıp o YouTube'u, Instagram'ı hani keyif almak için veya yani boş vakitlerini geçirmek için girip ya da ilgi alanına göre videolar bulup izliyorlardı. Ama şimdi gerçekten biraz... sektör oldu yani. İnsanlar burada sadece meslek adı altında bunu yapan var. Evet. Geçimini bundan sağlayan var. Çok işte. Normal. Büyüyor, kitlesi genişliyor, marka anlaşmaları başlıyor. Oradan çok gelir normal. Kazanmaya başlıyor, reklamlar vesaire. Sonra bundan bir iş, meslek yani ürettiği zaman insanlar tabii ki daha çok takipçi olsun, daha çok izleneyim tarzında bir yani kariyer yolu izler gibi yapıyor aslında bunu. O yüzden şu an biraz böyle sektör oldu. Sosyal medya sektör yani artık bence bir iş sektörü. Yani ne iş yapıyorsun dediğinde, ben sosyal medyada içerik üretiyorum dediğinde insanlar artık bunu tamam hani içerik üreticiymiş diye alabiliyor yani. Mesleksiz saymıyor insanları. Bence bu biraz da bu yüzden oldu bu takipçi ve izlenme kovalama mantığı. Çünkü ne kadar çok bilinirsen o kadar da ilerlemiş çok normal olur. Ama zaten böyle olur diyorum ya, buna olmasa da buna evrilecek. Sizden önce bizim zamanımızın medyasında da bu iş böyleydi. Gazeteler vardı, dergiler vardı. Siz hiçbiriniz belki dergi okumadı. Eskiden dergi çok muazzam bir yayın organıydı. Bir ay beklerdik bir dergi çıksın diye. Siz nasıl mesela Stranger Things'in final sezonunu bekliyorsunuz? Biz de öyle bir sonraki ayın dergisini beklerdik. Dergi ne olur? Şu anda dergiye ulaşmanız o kadar kolay ki. Google'dan bir tuşla basıyorsun, ediyorsun Google'da. Ya da televizyon medyası. Birbirinin üstüne basarlardı televizyon medyası. Her öyle büyük bir sektördü ki para kazanmak için. Siz eski televizyon medyasını şey mi zannedersiniz? Gerçekten manevi değerlere önem veren, samimi, insanlarla bir olmaya çalışan. İnanın şu andaki sizin sosyal medyanız onlardan çok daha samimiydi. Televizyon medyası yıllarca hep böyle iktidarların duymak istediklerini ya da işlerine gelmeyen iktidarları devirmek için olmayan şeyleri söylemeye çalışan medya organlarıydı. Biz onlarla büyüdük yani. Onların da öyle bir güvenilirliği yok. Çıkan sanatçıları falan işte oradan takip etmeye çalışırdık. Tek olay bu. Güzel diziler vardı vesaire vardı. Sizin zamanınızda da var. Hiçbir fark yok. Ya bu her zaman böyle olacak. Sakın zannetmeyin ki biz kötü bir ortama doğduk. Sosyal medya şöyle samimi değil. Herkes para için. Herkes insan her zaman para için koşacak. İnsan her zaman para için yapmayacağı iğrençlik ve aşağılık hareket kalmayacak. Hayatı boyunca. Şimdi sosyal medya var, YouTube diyoruz. İnanın 30 sene sonra bambaşka bir platformdan bahsediyor olacak sizin çocuklarınız. O da öyle olacak. İnsanın olduğu yerde her zaman böyle olacak. O yüzden hiç eleştirmeyelim. Sosyal medya şöyle oldu, böyle oldu. Sektör büyüdü, insanlar para kazanma odaklı. İnsan her zaman para kazanma odaklı. Hiç merak etmeyin yani. Öyle hocam. Zaten bu şey muhabbetinde çok yaşıyoruz onu. Şimdi futbolda bir Süper Lig oluşturmaya çalışıyorlar. Ve işte Türkiye'nin en iyi takımı, İspanya'nın en iyi takımı, Avusturya'nın en iyi takımı, bunlar bir ligde yarışacaklar. Ulusal lig diye bir şey olmayacak. Ya bunun için Şampiyonlar Ligi yok mu zaten? Şampiyonlar Ligi'ni sürekli yapıyormuş gibi düşünün hocam. Her hafta Şampiyonlar Ligi maçı varmış gibi. Adamlar nasıl oynayacak her hafta bir Türkiye Ligi'nde oyna? İşte bir... Türkiye Ligi'nden çıkıyorlar. Şaka yapıyorsun. Ya bunu işte Real Madrid falan diyor ki ya biz diyor zaten babayız.
bu kadar diyor işte Osasuna'yla Mosasuna'yla oynamanın ne anlamı var diyorlar. Zaten Osasuna bizle top oynadığı Osasuna linci geliyor şu anda. Zaten Osasuna biz onların sahasına gidip maç yaptığımız için izleniyor falan diyorlar. Onları aradan çıkaralım. Mantıklı. Biz kendi babalar aramızda sürekli maç yapalım. Daha da böylece işte Türkiye'nin babası kimmiş merak olsun. Ettim. Ya Türkiye'nin babası yani ben Fenerbahçeliyim ama bence Galatasaray hocam. Yani o yüzden şimdi bana sağlam bir linç gelebilir ama ya bir numarası bence Galatasaray. Ama Fenerbahçe'de, Beşiktaş'ta, Trabzon'da iyi takımlar. Peki ortak bir lokasyonda mı oynanacak maçlar yoksa onlar da deplasman esasına göre tabii, bir İspanya'ya gidip bir gidip Türkiye'ye gelecekler. Gidip gelecekler. O tabii bir şimdi yolda bir mesafe yani. Ama böyle daha izlenebilir. Hiç olmaz ben sana söyleyeyim. Vallahi o iş bize olmaz. İspanya'da gideriz. Andımızı okutturmadılar diye olay çıkartırız. Geri geliriz filan. Vallahi sarpa sarar o iş. Hocam ona şimdi çok karşı çıkıyor insanlar. Ya benim çok sevdiğim işte yayıncı abiler var. Ya solcular, komünist abilerimiz falan biraz karşı çıkıyor. İşte endüstriyel futbol işte her şeyi bitirdi falan. Ama şöyle düşünelim. Ben ilk futbol izlemeye başladığımda böyle makaleler, bloglar vardı o zamanlar. Şimdi YouTube'da yayın yapan insanlar eskiden bloggerdı. Onlar da böyle işte endüstriyel futbola falan sallıyorlardı. Bu transferler işte futbolun ruhunu öldürdü. Aynı demin benim yaptığım muhabbetleri yapıyorlardı yani. Ama hepimiz daha çok izlemeye başladık. Yani futbolcular daha çok para kazanmaya başladı. Yeni yetişen futbolcuların hayatları değişmeye başladı. Futbolun hani Türkiye'de çok altyapı yok ama yine topçular çıkmaya başladı yani. Dolayısıyla sektör böyle büyüyor. Sonra içinden tabii bizim samimi bulduğumuz başka ufak dallar çıkıyor. Şu an işte Süper Lig çok tartışılıyor hocam. Ama yani biraz engel oldular ona. Hani Premier Lig dedi ki şu an biz girmeyelim hemen. Çünkü ligin de anlaşmaları var. Bir de Premier Lig'den kimi çağıracaksın? Oradan da öyle bir takım olmaz. İşte 5 tane 6 tane falan takım olacak Premier Lig'den. En az Premier Lig'den evet 5 takım yani olur. Türkiye'den muhtemelen bir takım olur. Bir tane olur. Ama bunu şey yapıyorlar hocam. Şampiyonlar Ligi, UEFA Ligi, işte Konferans Ligi gibi böyle kademeler var ya. Onu da öyle ayırmak istiyorlar. Ama işte ben de şuna sınırlar katılıyorum. Sınırlar kalkıyor yani. Ben de şuna katılıyorum aslında. Ya şu olsun tamam mı? Abi evresin evrilebileceği yere kadar. Her zaman güçlü olanı evrilir. Yani zayıf olanı evrilmez. Ona eminim. Yani bir noktaya geliyorsa futbol buradan kesin 1 milyon takipçiden 2 milyon izleyiciye çıkıyor ki o noktaya evriliyor. Daha güçlüye doğru gidiyor. Sadece diyoruz ya biz ona adapte olduğumuz, bizim çünkü keyif aldığımız noktada olmayacak. Biz onu takip etmeyeceğiz ve biz futboldan kopacağız. Evrenden kopacağız. Dünyadan kopacağız. Biz gideceğiz abi. Ama bundan keyif alanlar devam edecek. Ona tutunmaya devam edecek. Sadece ben şurada şunu anlıyorum. Yani bu Premier Lig, Şampiyonlar Ligi, Süper Lig, Mega Lig, Ultra Lig bir sürü olunca her birinin özelliği kalmıyor. Yani eskiden bir Şampiyonlar Ligi vardı. Şampiyonlar Ligi muazzam bir organizasyondu. Çok büyüktü yani. Ya tüylerimiz diken diken evet, olurdu yani. Yani o Andemi çalınca falan herkes böyle gerçekten falan. Bir de Şampiyonlar Ligi'nde değil gol atmak, oynuyor olabilmek bile çok büyük bir başarıydı. Ama şimdi bir sürü şey olunca artık çok böyle bir özelliği de kalmayacak. Yani bir ligde 10 tane ayrı kupa verirsen bizim şeye benziyor. Vücut geliştirme yarışmalarına benziyor. Vücut geliştirme linçi geliyor şu anda. Almaya hazırım hiç sıkıntı değil. İşte geçen dedi birisi bizim üyelerden hocam bizim bir arkadaş var vücut geliştirme şampiyonu. Hangi şampiyon dedim. Yani hangi şampiyon? Senede iki defa bak size mühendis adamlarsınız hesaplamasını yapın. İki yarışma yapılıyor senede tamam mı? Her yarışmada tahminen 70 tane siklet falan vardır. Kadını, erkeği, çoluğu, çocuğu, yaşlısı, kısa boylusu, uzun boylusu, şişmanı, zayıfı, şeylisi, mamalısı, mamasızı. Bak bir sürü siklet var. Bir sürü. Yani 70 tane siklet var. Senede kaç tane siklet eder? 140. Her sikletten bir şampiyon çıkıyor. Kaç etti? 140 şampiyon. Bir tane de overall yapılır. Senede iki defa yani. Ne etti? 142. Tamam mı? Overall. Bütün sikletlerin overall'u falan. 142. Her sene Türkiye 142 tane vücut geliştirme şampiyonu üretiyor. Her sene. Genelde hala aktif olarak bu işin içinde olanların son 10 yıllık içerisindeki bir süreçte hala aktif olduğunu varsayalım. 10 çarpı 142 nedir? 1420. Son 10 yıl içerisinde şu anda 1420 tane adam salonlarda orada burada şampiyon. 1420. Hadi içinde mükerrer olanlar vardır. 400'ünü kırpalım 1000. Rahat 1000 tane farklı şampiyon var ha. Rahat. Hangi şampiyon? Şimdi burada kötülemek için demiyorum. O olayın şeyi bu, özü o zaten. Sikletlere göre bir yarışma olduğu için 1000 tane her 10 senede 1000 tane yeni şampiyon çıkacak. O da o hesap yani. Bu sefer şey olacak hocam işte yani. Real Madrid'le Barcelona yine orada sıyrılacak.
Real Madrid'le Celtic'in maçını kimse yine sallamayacak. Senede yine 3 tane Real Madrid Barcelona maçı izlersiniz, olur yani. Evet evet. Çok izlemiyorum da. öyle işte şey artıracak ama tabii ya insanlar da tüketiyor yani. Çok hızlanması lazım hocam her şeyin. Şimdi mesela tahammül seviyemiz birçok şey için çok düşüyor yani. Her şey daha hızlı, her şey daha böyle kristal netliğinde olması lazım. Ne bileyim teknolojik araçların falan bizim hayatımıza çok hızlı girmesi lazım. O yüzden yani arz kendi talebini, işte talep kendi arzını doğuruyor. Böyle tabii ki abi, talep kendi arzını doğuruyor. Ona yapacak bir şey yok. Onu kabul edeceğiz. Yani bu böyleyse biz de buna bu şekilde gideceğiz. Yani vücut geliştirme şampiyonları için de benzer. Bizim powerlifting'te de öyle tabii yani şimdi. Öyle, sizde mi sikletler? Tabii ya, bizde de 9 bu kadar yoktur siklet. 9 tane siklet var hocam. İşte 9 tane siklet hiçbir şey. Orada da işte Türkiye'de senede bir tane Türkiye şampiyonası, bir tane de bench only şampiyona yapılıyor. Yani sadece bench press yarışması ayrı oluyor. Ya yani böyle düşündüğümüz zaman yine 10-15 ama tane. Ama sizinki daha realiteye dayanıyor. Ben yani sizi daha böyle çok bence izlenilesi buluyorum. Çünkü niye biliyor musunuz? Sizde bench press 140 kaldırdı, 150 kaldırdı. Şampiyon 150 kaldırdı. Niye? 10 büyük. Bu kadar basit yani. Vücut geliştirmede de öyle bir şey yok. Göreceli. Hepiniz çıktınız. Ortadakini birinci yaptım. Niye? Bizim şeyin öğrencisi. Şaka, öyle bir şey değil. Belki o kadar değildir ama mutlaka. Öyle demeyelim de, ama görecelik. 9 tane seni jüri oynuyor. Onların her birinin ayrı kıstasları ve bir gözü var. Onların ortalamasına göre sen öyle öylesin. Yani vücut geliştirmede biraz daha bazı dinamiklerin de devreye girmesiyle tam işte powerlifting'deki gibi bu kesin, herkesin hemfikir olduğu bu kesin şampiyon olamayabiliyor her zaman yani. Vücut gelişiminin öyle bir dezavantajı var. Ulan şeyi, yalnız çok ilginç bir dönemdeyiz. 16 yaşındaki çocuklar siyaset konuşuyor, siyaset biliyor, siyaset takip ediyor. Bizim zamanımızda 16 yaşındaki çocuklar oyuncaklarla oynardı. Yani böyle bir şey yok. Şimdi var ya, zaten 20 yaşındaki çocuklar zaten siyasetin aktif içinde de, 16-15 yaşındaki çocuklar bildiğim böyle siyaset konuşuyor, takip ediyor vesaire. O, bizim kadar siyaset, bütün toplumun siyasete bu kadar aktif katıldığı, taraf olduğu ülke çok nadirdir. Bak, dünyanın umurunda değil. Tabi onlar keyifli, keyfi yerinde. Hiçbir sıkıntı, bir sıkıntısı yok, bir şey olmuyor. Bizim anasını satayım, enflasyon desen öyle, yarın öbür gün bomba patlıyor. Yani fidan gibi delikanlılarımız şehit oluyor vesaire. Bizim gündem o kadar yoğun ki. Ne yapsın yani bu gençler siyasete karışmasın diye. Onlar da belki kıyısından köşesinden bir şey yapabilir miyiz, bir şey değiştirebilir miyiz olayıyla erkenden dalıyor. Hocam seneye ne yılda olur bilmiyorum ama bu sene Fenerbahçe şampiyon olursa bence Fenerbahçe yılı olabilir seneye. 10 yıldır olamıyor şimdi. O sene bu sene. O sene bu sene olursa. O sene, sene şampiyon sene. Olacaklar mı diyorsunuz bu sene? Bu sene bence olur. Hiç bilmiyorum. Bir İsmail tek Ali Koç'un başkan olduğunu İsmail biliyorum. İsmail Hocam'a güvenimiz sonsuz. Arkasındayız, destekliyoruz. Şimdi İsmail Hoca'yı ben birazcık eleştirdim. Dedim ki çok işte takımı korkak oynatıyor. İşte çok yani tabii çok gol atıyor Fenerbahçe bu sene ama böyle önemli maçlarda falan çok risk almıyor yani. Ama şimdi fark ediyorum İsmail Hocam'ın aslında çok sağlam bir zihniyeti varmış. Hocam Süper Lig'de korkak oynayacaksın birazcık. Yani hata yapmayacaksın. Sen hata yapmayınca hata yapan zaten düşüyor. Yani şu anki an itibariyle İbre'den ulan memleketteki her şey görünüyor. Borsa mantığına evriliyor. Böyle bir şey yok ha. Vallahi herhalde yani Süper Lig'de de böyle olacak diye düşünüyorum. Ben hocam, çok hocam çünkü futbol yani Fenerbahçeli olarak söylüyorum. Fenerbahçe çok taraftarın psikolojisi bozuk durumda. Çok tripteyiz değil tabii mi? Ben çok tripliyim ya yıllardır. Ben en son ortaokuldaydım şampiyon olduğumuzda. Üniversite son sınıfa geldim bu sene. Yani artık bekliyoruz. Bayağı gerginiz hocam. Bayağı canlar sıkkın. Böyle olduğu için yani camia patlamaya hazır bir bomba gibi. O yüzden İsmail Hocam... Peki yani, bu sene şampiyon olmazsanız patlar mısınız? Yani öfke patlaması hocam gibi. Ben çoktan döneyim zaten. Ben geçen sene baktım Cimbom şampiyon olacak. Gizli Galatasaraylı olarak hayatıma devam ettim. Yani ben bir şekilde yırtarım aradan ama bayağı altında kalan insanlar olur yani. Fenerbahçe Allah Allah. Geri dönüşü peki olmayan... Peki şey var mı? Ben takip etmediğim için söylüyorum. Eskiden de takip ederdim bu arada. Yani hakkınızın yendiğini falan düşünüyor musunuz? Gerçekten böyle bariz bir şey var mı? Ali Koç çünkü çok şey yapıyor. Hocam onu herkes düşünüyor ya. Hani her takım düşünüyor. O default yani. Süper Lig'de... Galatasaray'da düşünüyor mu hakkının yendiğini? Tabii canım. Öyle Galatasaray mi? Mangalda kül bırakmıyor Dursun yani. Özbek? Tabii canım. Dursun Özbek işte her gün. Ama genel eyyam şöyle hocam. Yani Galatasaray sanki yönetime biraz daha yakın gibi bir görünüm var.
Yani onlar İktidar. O kadar şikayetçi değil. İktidardan bahsetmiyorum yani TFF'den. TFF, işte. O yüzden yani cimbom biraz daha iyi gibi. TFF'yi yani, bağımsız bir şey ilan etti. Birinci takım Fenerbahçe, işte sonuncu takım hangisiydi? İstanbulspor mu? İstanbul. Puanı silindi. İstanbulspor, hani 20 takım varsa 20'sine sor, 20'si de şikayetçi yani. Ya, o zaman eşit. Her şey eşit yani. Yani aynen. Yani sürekli orta bir yan var. Böyle kendi içinde bir adaleti var hocam futbolun. Kimler Fenerbahçeli burada? 1, 2, 3, 4. Peki hanımefendi niye yani böyle kaldırdınız? Açıklasın hemen niye böyle? Şöyle branştan branşa ben eskiden voleyboluna hayran olarak takip etmeye başladım. Ya futbolunu hani söylüyordum Fenerliğin diye. Ben küçüktüm mesela, derbi oluyordu. Ertesi gün okuluma insanlar forma giyip geliyordu. Evet. Bunu görüyordum. Evet. Şimdi o tutkunun kalmadığını ben de görüyorum. Mesela hiç... Ben ama siz yaşatabilirsiniz etmiyorum. O tutkuyu. Evet ama hiç takip etmiyorum. Mesela diyor ki gururum kırıldı ortaokuldan. Bakın şöyle, ben de takip etmiyorum ama sorduğukları zaman ne takımlısın? Galatasaray. Hemen. Yani o renkleri seviyorum. Bir de bizim çocukluğumuzda Galatasaray gerçekten muazzam bir takımdı. Yani 80'lerin sonunda işte Monaco galibiyetleri, işte Tanju Çolak'ın Avrupa gol kralı olması, Galatasaray'ın o kadrosu. Muazzamdı yani. O yüzden hala o hafızalarda o kaldığı için, hala böyle Metin Oktay eşittir Galatasaray olduğu için böyle çat diye el kaldırıyorsun. Kim say, bir tane say desen hiç sayamam. Muslera bitti. Başka da yok. Hiç yani Muslera Galatasaray. Muslera da banko zaten hocam. Yani başka hiç yok yani. Türkiye gündeminde çok yeri olduğu için futbolun. Evet. Gerçekten yani mesela bir olay olduğu zaman gündemde çok daha önemli konulardan daha fazla ilgi odağı futbol olabiliyor yani. Evet, yeni nesil. Biz de yani ben mesela bu seneye kadar takip etmiyordum. Bu sene de eyyamcılıktan takip ediyorum. Yani çok hani kim gol atmış, kim atmamış çok da umurumda değil. O kavga dövüş hoşuma gidiyor yani. O yüzden takip ediyorum. Ama işte yeni neslin futbol izlemek için Süper Lig'i izlemediği de bir gerçek. Bizim nesil ve sizin nesil gibi. Özellikle sizin nesil futbolcuydu direkt. Yani bizim nesil öyle böyle. Yeni nesil çok fazla takip etmiyor. Sebebi de bu eyyamcı hakemler işte ya. Sebebi de bu eyyamcı hakemler. Belki takip etmiyor olabilirler. Ama yani bak 92'de 93'te bütün evler, bütün ülke dururdu ya. Dandik bir maç uğruna ülke dururdu. Birinci lige geç, ikincilik bile. O zaman şimdi Süper Lig dediğiniz birincilik. İkincilik maçları bile izlenirdi. Yani herkes sabahlara kadar, bir de futbol o zaman özel kanalların tek eline de geçmeden önce deli gibi izlenir ve gerçekten hayat dururdu. Magazin programları futbolcuların hayatlarıydı o zaman. Magazin programı futbolcu. Siz şimdi nasıl işte Dilan Polat onu bunu, o zaman da biz işte Alpay Özalan, Hakan Şükür bilmem ne, onların hayatlarını izliyorduk. Hakan Şükür bir evleniyordu, bütün ülke evlenmiş gibi. Alpay Özalan'ı bir kız reddediyordu. Allah, Canset niye onu reddetti, tekrardan barışacak mı? Bütün ülke ya, bütün ülke. Yani bunun peşinden koşardık abi. Şimdi iyi, bunun gitmesi biraz iyi oldu yani. Boş verin, çok daha öyle spor o kadar. Yani bütün gündemini şey yapacak, kapsayacak bir konu olmaması lazım. Bence biraz sebep de şu yani. Mesela Hakan Şükür işte biri reddediliyor, herkes bunu konuşuyor ya. Şimdi insanların aslında şöyle hayran olacağı şey sayısı çok arttı yani. Hani sosyal evet, medyada konuştuk ya. Hani doğru. Artık kişi başına düşen ilgili sayısı aferin o kadar fazla. Aynen öyle. Eskiden hani hayran olacak şeylerin sayısı çok yani azdı. Evet. Mecburen bütün Türkiye futbolda birleşiyordu. Ya da eskiden 3 tane dizi vardı, bir tanesinde toplanıyorduk. Şimdi artık yüzlerce dizi var. Herkes bölünüyor. Herkes kendi keyfine göre bir noktaya. Bir de diğer branşlar da. Sende bence tam bir de Kızılcık Şerbocu bir tip var. Doğru mu? Yok. Yok mu? Asla. Var mı Kızılcık Şerbocu? Yok. Ha, Allah Allah. Bütün Kızılcık, Türkiye şu anda onu izliyor diye Kızılcık şerbeti konuşulup duruyor. Ben de anlamıyorum yani. Bir şerbetler var. Bir de kızıl kayalar mı? Bir şey var. Kızıl goncalar. Senin dediğin ıslak hamburger. Kızıl kayalar. Ama olabilir. Çok yakında Kızıl Kayalar da isimli bir dizi gelebilir. Mutasip bir ıslak hamburgercinin kızı. Yandaki McDonald's sahibinin seküler oğluyla bir aşk yaşıyor. Ne? Kirli sepeti. Vay be. Ya sürekli zaten bizim bir dönem dizi furyamız hep aynı isim üzerinde gider. Mesela birisi Kızıl Goncalar bulsun, direkt Kızılcık Şerbeti, Kızıl bilmem ne, Kızıl Maske böyle gider. Eskiden de şey furyası vardı. Doktorlar, polisler, itfaiyeciler bilmem ne. Sonra kara bilmem ne başladı. Kara yazı, kara aşk, kara sevda,
Kara Murat. Kara Murat'ı ben uydurdum. Kara Murat. Hep böylece. Şimdi Kızıl'dan gidiyoruz. Ama seviyor bizim insanımız diziyi. Hocam Kızılcık Şehir Boyu bilmiyorum ama Ankara'ya gidecek misiniz bugün? İşte Besatçe ben izliyorum. Çok güzel. Besatçe, evet. Besatçe güzel seriydi. Evet, yani ben Besatçe'yi ne yalan söyleyeyim hiç izlemedim ama şey... vakti zamanında dizi kadrosundan oyuncularımız oldu. Besat Bey diyorum ya. Erdal Bey'in hanımı bizim üyemizdi. Belediye hocam, başkanlığı adaylığında Behzat da... Besat Bey belediye başkanı olacak. Evet, Behzat Bey de bu sene Etimesgut Belediye Başkanlığından aday. Kendisine de başarılar diliyoruz. Bütün belediye başkanı adaylarına da başarılar diliyoruz. İnşallah güzel işler yapar. Eğer seçilirse Ankara'mız için. Tabii bilmiyoruz yani ne olur ne biter. Biz severiz böyle. Yani mesela şey gibi Amerikalılar nasıl Arnold'u vali yaptı. Biz de severiz öyle. Behzatçı'ya gelsin tak. Ne bileyim Diriliş Ertuğrul'daki çocuk Engin gelsin Cumhurbaşkanı yaparız hiç sıkıntı yok yani. Yaparız da hocam yani ben şahsen hani tabii Behzat Bey'e bütün iyi niyetlerimle dileklerimle saygı sunuyorum. Ancak yani ben inşaatçı tercih ederim hocam belediyede. İnşaatçı mı tercih ederim? Evet hocam yani inşaatçı iyidir ya. İnşaatçı işte yol yapar bir şey yapar. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bir laf mı geldi? Hocam, adaylarından biri. İstanbul Büyükşehir Belediyesi herhalde yani 7 göbek 7 nesildir inşaatçı, değil mi yani? İnşaatçı evet evet. Ben evet. İstanbul'a geldiğimde şey vardı, Topbaş vardı. Onlar da galiba inşaatçı. Yani inşaattan anlayan bir adam lazım hocam. Türkiye'de başka türlü olmuyor yani. Mümkünse bir de Karadenizli olsa. Tabii Karadenizli olması lazım. Karadenizli adam her zaman sempati uyandırır. Bak hiç fark etmez hangi bölge olduğu fark etmez. Sadece Karadenizler içindeleri de söyleyeyim. Her zaman sempati uyandırır, bir güven verir. Gerçekten Karadenizli olduğum için de söylemiyorum. Benim için Türkiye'nin bütün bölgeleri birden ama Karadenizli kişilere hakikaten emanet et ülkeyi vesaire. Onlar her zaman vatansever, böyle milli değerlerine bağlı, şudur budur. Her ne kadar böyle çok şey demiyorum, çok bilinçli, mantıklı, her zaman realist kararları vardır demiyorum ama şey iyidir, yani kalpleri iyidir. Ve sanki biraz daha böyle göz açık ve atılgan oluyor evet, Karadenizliler. Evet, evet, evet. O yüzden yani daha böyle kendilerini ön plana çıkarabiliyorlar yani öyle doğal bir yetenekleri var. Pozitif, negatif tabii ki. Başarılılar yani. Hani insanlar kızıyorlar. Karadeniz'de siyasetçiden bıktık, inşaatçıdan bıktık diye. Sonra kendi inşaatçılarını bulup ona oy veriyorlar hocam. Şöyle abi, hiçbir şekilde kızmayacaksın. O zaman sen siyasete gireceksin. Sen o adaylık için çabalayacaksın ya da sen aday olacaksın. Yoksa yani onu bunu sevmiyoruz. Bunu Karadenizli diye sevmiyoruz, inşaatçı diye sevmiyoruz. Yap adam medeni cesaretiyle ortaya çıkmış. Bu işe gönül vermiş, olmuş. Yapacak bir şey yok. Ankara'mızda da şu anda herhalde adaylar hemen hemen belli oldu. Orada da büyük bir ihtimal Turgut Altınok'la Adalet ve Kalkınma Partisi'nin adayı Turgut Altınok'la Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Mansur Yavaş kapışacak. Bakalım yine hareketli bir gündem bizi bekliyor. Türk gençleri olarak yine böyle sansasyonel bir süreç sizi bekler arkadaşlar. Seçim öncesi eyyam evet, ortamı. Seçim ne zaman? 31 Mart mıydı? Evet. Evet bak, sen gençler. Ankara'da mı oy veriyorsun hocam? Ankara'da. Benim ikametgahım Ankara. Sizin salonlar hangi belediyelerde? Çankaya. Çankaya Belediyesi tabii buradan. Hani Bob'cum oyları almak istiyorsan. Çankaya. Ya Çankaya'nın çok böyle kararı yani yüzyıllardır değişmedi öyle söyleyeyim yani. Atatürk'ten bu yana hiç Çankaya'nın çok böyle kararı değişmedi. Çankaya'da yine büyük bir ihtimal herkesin tahmin ettiği sonuçlar ortaya çıkacak ama Ankara'nın genelinde her an her şey değişebilir. Hiç belli olmaz yani. Ama Ankaralılar böyle bir tık baktım böyle hallerinden memnun gibi gözüküyorlar şu anda şimdilik. Sandık öyle, belirler ama. Çok öyle, şaşırdık öyle bu zamana kadar sandıklarda. Yani ben tabii çok bilmiyorum Ankara'yı. Sayın Mansur Bey'in çorbasını da hiç içmedim yani. İçmedin mi? Hiç içmedim hocam ya. Sen içtin mi? Ben de içmedim. Yalan yok. Ben de hiç içmedim Mansur Bey'in. Mansur Bey'in çok böyle yollarında yürüdük, kaldırımlarından geçtik vesaire. Ankara'ya dair birçok hizmeti oldu ama çorbasından içmedim. Ne yalan söyleyeyim. Valla bir gün inşallah içeriz. Davet ederse içeriz. Mansur Bey de bizim üyemiz, eski üyemiz. Tabii ben Mansur Bey'le çok güzel muhabbetlerimiz, anılarımız olmuştur. Bizim şubelerimize gelirdi. Sıkı sporcudur Mansur Bey. Hocam zaten şey yani enerjik ve fit bir görünümü vallahi var. Valla çok böyle dakiktir, disiplinlidir. Her sabah 7'de sporuna gelirdi. Bazen çoğu zaman Mansur Bey için açardık. Yani Mansur Bey için onun şahsına özel değil. Bizim genel sistemimiz öyle. Eğer kişi sabah 5'te gelmek istiyorsa biz o kişi için salonu açıyoruz. Yani özel hizmet verdiğimiz için. O da her sabah 7'de gelirdi, sporunu yapardı. Ve ekranlardan göründüğü gibi bir kişidir. Yani birebir tanışmışlığında olduğu için söylüyorum.
Ama belediye başkanı olduktan sonra artık gelmemeye başladı. Evet hocam, ya siyasete girenler çok kilo alıyorlar ya, ben onu görüyorum yani. Dışarıdan görüyorum tabii. Spor herkese şart abi. Şart. Gerçekten şart. Ve spor herkesi güzelleştirir. Fiziken demiyorum. Bakın ruhen güzelleştirir. Herkesi. Keşke herkes spor yapsa. Ya spordan kastımız da işte bench press yaptım vesaire değil. Her türlü bir şekilde hareketin, dinamizmin içine giren güzelleşir. Hocam bu konuda bir şey anlatacağım ilk defa. Bir siyasetçiyle video çekmemiz istendi. Yani ücreti mukabilinde oluyor genelde bu işler. Bazen ücret olmuyor ama hani genelde hani propaganda için yapıyorlar ya siyasetçiler. Ben dedim tamam dedim antrenman yaptırırız falan. Antrenmanın işte böyle basit bir antrenman programı falan çıkardık. Antrenman programını gördükten sonra vazgeçmişler. Şaka yapıyorsun. Şeye gelmekten aynen. Dedim hani ben de gelseydi böyle ne şey yapsaydı. Ne anlayabilir ki antrenman programından? Ya yani. Hani işte çok olayın korkmuş demek ki yani. Çünkü biz, yaparken anlaşılır. Tabii biz çok basit hani atıyorum overhead press yapıyorsak erkek siyasetçi overhead press yapıyorsa hani oradan bir Vladimir Putin'e yamı dönecekti yani onlar böyle antrenman yapıyorlar ya. Evet, evet. Böyle bir makara yaparız dedik. Antrenman olunca çekinmişler yani. Ben ama Putin öğrendim. Bile overhead press yapmıyor. Ya sen de biraz gelmesinler diye herhalde uğraşıyorsun. Hocam ya biz şey yapardık Putin ya. Putin bile makinelerle çalışıyor. Ya makinede işte en sona takmış gibi yapardık. Basit basardı yani. Demek istediğim o. Yoksa illa şey değil. Ama aslında siyasetçiler bu kanaldan yürüyerek kendilerinin ne kadar disiplinli olduğunu, ne kadar güçlü kuvvetli olduğunu kesinlikle ispat edebilirler. Ya ben bir de şimdi bunlar siyasetçi olsam vücudumu koyardım hocam. Halkın önderliğine talebe olan kişiler olduğu için kesinlikle yani bir sportif olarak bir şekilde bir poz vermeleri, bir görüntü vermeleri, gerçekten sporu hayatında hissedebilmeleri lazım. O kadar oy potansiyellerini değiştirir ki insanlar diyorum ya böyle bizim milletimiz sever zaten. Enerjisi yüksek, güçlü olan karakterler, güçlü olan figürleri sever. Yani sportif insan da her zaman güçlü bir imaj uyandırır. Keşke bakın böyle bu politikalarına, parti politikalarına ya da bu seçim politikalarına bu görüntüleri ekleseler, bu dinamizmi yansıtmaya çalışsalar çok çok onlara olumlu etkileri olur eminim yani. Tabii hocam ya mesela düşünsenize bir siyasetçi var. Ya diğer bütün koşullar aynı olsun. O siyasetçi atıyorum piyano çalıyor. Yani bir ilgi uyandırır mutlaka ya da spor yapıyor. Kendileri adına hani güzel bir vitrin olur. O kadar dümen yapıyorlar. Bunu da dümenden de yapabilirler yani. Arnold niye kazandı abi? Kaliforniya valiliği. Kolay değil. Kaliforniya valiliği demek yani başkanın bir altısın abi. Bir altısın. Ondan sonraki en güçlü adamsın. Bunun kazanmasındaki en büyük faktörlerden biridir. Bu adamın o güçlü imajı. Gerçekten de güçlü oluşu bu arada. Psikolojik olarak insanların hala şeylerinde, beyinlerinde o dürtü var. Güçlüye tabi olmak, güçlü liderin peşinden gitmek o olduğu için bu çok çok büyük etken yani. Sylvester Stallone çıksaydı eminim o da kazanırdı. Tabii. Ya bir de hocam şeyden çok bıktım ben yani. Mesela seçim zamanı az buçuk siyasetçileri görüyoruz televizyonda, internette falan. Sürekli esnaf ziyareti. İşte kimisi köprüye düşen adamı, işte intihar edecek adamı kurtarıyor güya. Kimisi babasının eski çalıştığı esnafların yanına gidiyor. Bak 2 ay mı kaldı seçime? Gör bak kaç tane kişi köprüden, intihardan kurtarılacak şimdi. En az 3 kişi köprüden... 3 yaptım 4. 4 kişi köprüden kurtarılır rahat. Yani o yüzden belki böyle biraz daha yaratıcı işler yapabilirler yani. Bak tebliğciler bile spor salonuna gittiği zaman bir viral içerik oluşmuştu yani. Spor salonu içerisinde işte evet. Bu bro split yapmayın. Yapmayın. Güzel hareketler, amelelikleri, kampans yapın. Daha sağlamın kitabıyla spor salonlarını gezin. Evet yapmayın. Hocam zaten bana tarikatçı falan diyorlar. Ben de sakalı şöyle şey yapayım. Takma sakal takayım. Cübbe, yüksel broyu falan alayım. Gideyim spor salonları içerisinde. Arkadaşlar steroid işte dinimizce yasaktır falan. Ya kimsenin de ekmeğine taş koymayalım steroid konusunda da. Bu yüzden çok ekmek yiyenlerin de olduğunu programın sonuna laf sokarak belirtelim efendim. Bir eşek muhabbeti mi hocam? Neye? Yine bir eşek muhabbeti. Ay eşek muhabbetini hakikaten söylediğime pişman oldum ha. Adamın programında aynı şey gibi oldu lan. Hani nasıl böyle Yılmaz Özdil'in 5 saniyesini alıyorlar. TC askeri şerefsizdir filan yani kese yıl TC askeri şerefsizdir dedi vesaire ki adamın böyle. Ama geçen bölüm düzelttik oldu. Hocam onu düzelttikten sonra olay sanki ben gördüm biraz yani olay toparlandı gibi. Hangisi? O eşek muhabbeti. Toparlanmıştır eminim ama kimler arasında toparlandı? Bu kitle arasında toparlandı. Bu kitlede de endişesi olanlarda toplandı ama yine mutlaka onu o şekilde algılayanlar olur yani. Eşek dopinge vursa gelişir filan diye böyle bir 5 saniyelik bir videoya inanan gerizekalıların sayısı da çok fazla tabii ki. Yani Türkiye'de ama yapacak bir şey yok abi. Önemli olan diyoruz ya bizim böyle bir lokasyonumuz var. Biz burada mutlu muyuz? Mutlusun. Beni sen anla yeter abi. Ben de zaten sana bir şeyler anlatmak istiyorum öncelikle.
Yani ben de seninle bir araya gelmek istiyorum. Bizim kafamız rahat ama eşek doping muhabbeti uzar gider. Sadece şu, eşek doping muhabbetinden çok daha riskli bir konu var. Şu anda Instagram'da, sosyal medyalarında herkes steroid satıyor ve resimleriyle satıyor ve üzerinde fiyat prospektüs bilgisiyle satıyor. Ya hala yetkililerin buna bir müdahalesi yok. Buradan sevgili federasyonumuza da söylüyoruz. Siz de ön ayak olun. Yani Sağlık Bakanlığı'na söylüyoruz, Gençlik Spor İl Müdürlüklerine söylüyoruz, bütün yetkililere söylüyoruz. Instagram'larında, sosyal medyalarında işte yeni İran'dan taze mallar geldi, işte 4 paket alana 1 paket bedava, fiyat için diyem. Bu abi illegal bir ürün. Zaten merdiven altında üretilen bir ürün. İlaç bile değil abi. İlaç bile bakanlıkça onaylanır, edilir. Onun bir reçetesi olur, bir onayı olur. Bunlar merdiven altında üretilen illegal ve insanlarda çok büyük sağlık problemleri neden olan şeyler çok rahat sosyal medyada, Instagram'da satılıyor. Her şeyi geçtim. Tamam, milletin kullanmasına falan bize ne? İsteyen kullanır. Ama en azından buna bir müdahale etsin ya. Hocam e-ticaret siteleri var ya, büyük, çok büyük. Evet. Onlar da geçen işte ürün gördüm. Şey yazmışlar, işte ilaç değildir, supplementtir, bilmem ne. Ama aşağı doğru iniyorsun, işte PCT şöyle yapmak lazım, böyle bir sürü bilgi girmişler yani. O oraların da çok... Bırakalım bu işi profesyonel, yani böyle müsabaka vücutçuları, yani bu işi podyumlarda, işte şampiyonalarda temsil eden insanlar, onlar gerçekten doktorlarıyla ya da kendi işte birlikte çalıştığı uzmanlarla bir şekilde onların mecrasında kalsın. Bunu bu kadar böyle yaş grubunu küçülterek, halka indirgeyerek, böyle bu kadar kolay satış alanlarında illegal maddeleri tutmayalım abi. Markaları tutmayalım. Buradan da güven şey yetkililere, görevlilere duyurulur. Eğer varsa izleyen belki bir şey yapar. İnşallah diyoruz ve bu sosyal mesajlarla arkadaşlara da şöyle tekrar bir alkış alarak... Ellerinize, ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki Bob Show'da görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.